Mutfağımdan ve kanalımdan herkese merhabalar. Mutlu günler diliyorum. Bugün akşam yemeğimiz için güzel bir yemek planladım aslında. Patlıcanla birçok yemekler hazırlayabiliyoruz ama bazen evet hemen aklımıza gelmiyor. Ne yapabiliriz diye de araştırabiliyoruz. Bunun için patlıcanlı güzel bir yemeğim olacak. Sizlerle hazırlayacağımız 2 adet patlıcanımız var. Ben içerisine arpacık soğanlar da koyacağım. Tabii ki bu sizin tercihinize kalmış. Ben lezzet vermesi açısından yapacağım. Yemeğin içerisine ilave edeceğim. Bu yemeğimiz için 2 diş iri boy sarımsağım var. Eğer küçük boysa siz daha 3 adeti çıkartabilirsiniz. Baharatlarım var. Köfte baharı, tuz, karabiber kullanacağız. Ve 250 gramda yaklaşık kıymamız 250-300 gram arası da kıymamız, orta yağlı kıymamız mevcut. 2 adet de bıçağımız olması gerekiyor bu işlem için. Öncelikle patlıcanlarımızı güzelce yıkıyoruz. Baş kısımlarını alacağım. Ortadan ikiye. Kesiyoruz. Burada yapacağımız işlem, bıçağımızı alalım hemen. Şu şekilde başlayalım. Bıçağımıza gelen değecek kadar kesiyoruz. Diğer kısımlarını kesmeyeceğiz. Tamamen dibine kadar kesmiyoruz. Evet. Görüyorsunuz burada. Toplamda 6 kesik attım. Tekrar hemen gösterelim. Dibe kadar inmiyorum. Evet. 5 6 kesik attık. 7. kesiğimizde işte bitiriyorum. Kısımlar tabii ki daha güzel olacak baş kısmındansa. Bu kısımları daha güzel tamamlayacağız. Bu şekilde işlemlerimize devam edeceğiz. Unutmayın, kesikleriniz dibe kadar olmamalı. Çok da kalın kesmeyin. 3 4 5 6 ve 7. kesik sonlandırıyorum. Görüyorsunuz, yelpaze şeklini alıyor. Bunu kabakla yapabilir miyim diye ben de düşündüm ama kabak biraz daha sert. Eğer ince doğrarsanız muhtemelen yapabilirsiniz. Kabakla denemedim. Sadece bilgi olarak aktarmak istiyorum sizlere. Yakından görüyorsunuz şeklini. Diğerlerini de ben aynı şekilde doğramaya devam ediyorum. İsterseniz böyle bir incelme olsun olmasın, daha hani düzgün hepsi eşit görünsün istiyorsanız patlıcanınızın baş kısmını biraz kesin. Yani şu kısımdan bahsediyorum. Şu kısmı birazcık kesin. İşlemi bu şekilde devam edebilirsiniz. Yedinci kesimiz tamamen tamamlıyoruz. Yine aynı şekilde görüyorsunuz. Şimdi köftesini hazırlama işlemindeyiz. 2 adet büyük boy, iri boy sarımsağım olduğundan bahsetmiştim. Çok ince kıyacağız bunu. Öncelikle ince ince dilimlere kesiyoruz. Önce boyuna, sonra enine. İnce ince kıyıp kıymamızın içerisine ilave edeceğiz baharatlarımızla birlikte. Ve
güzel bir köfte haline getireceğiz. Baharatlarımızı ilave ediyorum. Güzelce harmanlıyoruz. Evet, şimdi yemeğimizde en zevkli kısma geldik ki benim çok sevdiğim bir işlemdir. Son halini, son şeklini verme işlemi. Çatal yardımıyla görüyorsunuz buradan. Kıymalardan alacağız. Patlıcanlarımızın arasına yerleştiriyoruz. Şekil itibariyle de gerçekten ilgileri de üzerine toplayan güzel bir yemek haline geliyor. Fırında da yapabilirsiniz. Ben tencere yemeği olarak yapacağım ve içerisine aktardığım gibi arpacık soğanlar da ilave edeceğim. Soğan ilave etmek sizin tercihiniz. Ben lezzet açısından güzel bir lezzet çeşni yaratıyor yanında. Yanına pirinç pilavı güzel olacaktır. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Dikkatli bir şekilde içlerine köftelerimizi yerleştiriyoruz. Kıymalarımızı yerleştiriyoruz. Evet, şu anda ilk patlıcanımın yarısını tamamladım. Görüyorsunuz, yakından da göstermek istiyorum size. Görsel olarak güzel bir lezzet haline geliyor. İlk aşamada aralarına doldurmak uğraştırıcı gibi gelebilir ama yaptıkça inanın alışıyorsunuz. Hemen ikincide bile eliniz pratikleşecek. O kadar güzel şekil vermeye başlayacaksınız ki. Hemen yakından da göstermek istiyorum. Şekli itibariyle de çok güzel, ilgi toplayan bir lezzet sunum haline gelecek güzel yemeğimiz. Ben diğerlerini de yapmaya hemen devam ediyorum. Görüyorsunuz, bir patlıcandan şu an 9 tane çıktı. Siz de bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ben ikinci patlıcanı da hazırladım. Hemen onları da saklama poşetlerine, buzdolabı poşetlerine yan yana dizerek, hiç üst üste koymadan yan yana dizerek kilitli kapağın çıt çıtını kapattım ve buzluğa kaldırdım. Misafirim geldiğinde ister tencerede ister fırında şeklinde yapabilirsiniz. Elinize hazır gelmiş bir yemek halini alacak. Ben hemen tenceremi alacağım. Geniş böyle tava tarzında bir tencereye alacağım. Üzerine salçalı sos hazırlayacağız. Hep birlikte arpacık soğanlarımızı doğrayıp içerisine ilave edeceğiz. Güzelce yumuşayana, etlerimiz pişene kadar hep birlikte pişireceğiz. Evet, arpacık soğanlarımızı soydum. Burada tenceremizi aldım, görüyorsunuz patlıcanlı yemeğimizi. Şimdi sos hazırlayacağız. Burada bir yemek kaşığı, tepeleme yemek kaşığı, hatta 1,5 eğer azsa 1,5 koyabilirsiniz. Biber salçası mevcut. Bunu biraz yağ, yani yarım fincan sıvı yağ ve biraz da su ilavesiyle birlikte, yani ağzını, bu kasenin ağzını dolduracak kadar da su ilavesiyle iyice karıştıracağım sosunu. Arpacık soğanlarımı da ekleyip üzerine hemen dökeceğim. Eğer salçanızın tuzu fazla ise tuz eklemeyin. Yoksa tuz ve karabiber, baharat ekleyebilirsiniz içerisine. Benim biber salçam acısız biber salçası. Bunu da aktarmak isterim. Arpacık soğanlarımızı içerisine ilave ediyorum. Tarifin başında da aktardığım gibi bu tamamen sizin tercihinize kalabilecek bir durumdur. Ben arpacık soğanı sevdiğim için içerisine eklemek istedim. Azıcık yemeğimizin üzerine biraz dökebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Daha sonrasında da içerisine dökeceğim bunu. Şöyle her patlıcanlı yemeğimizin üzerine birer ikişer kaşık dökmemiz yeterli olacaktır. Aralarına gezdireceğim. Biraz daha su ilave edeceğim içerisine.
Yaklaşık bir fincan daha kasenin içerisine koydum ve üzerine ilave ediyorum. Ara ara kontrollü bir şekilde pişirmenizi tavsiye edeceğim. Şu an göstermek istiyorum. Yemeklerimizin üzerinde de mevcut salçalı sosumuzdan ocakta kaynadıktan sonra kısık ateşte kapağını kapatarak kısık ateşte yumuşayıncaya kadar etlerimiz pişinceye kadar pişirme işlemimize devam edeceğiz. Sonuç aşamasında görüşmek üzere. Şimdi ben yanına da güzel bir pirinç pilavı hazırlayacağım hemen. Evet, patlıcanlı etli farklı sunumuyla güzel lezzetimiz artık sunum için hazır. Patlıcanlı evet yemekler birçok çeşidi var ama dediğim gibi farklı sunum istiyorsanız bu da size bir çeşne bir fikir olacaktır mutlaka. Yakından da göstermek istiyorum. Gerçekten güzel sunumu lezzetiyle beğenileri toplayacak, ilgileri üzerine toplayacak güzel bir yemek halini aldı. Sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz güzel bir lezzet. Evet, videomu izlediyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayınız. Yorum, görüş ve önerileriniz benim için her zaman olduğu gibi çok önemli. Ücretsiz abonelik bekliyor olacağım. Şimdiden videomu izleyen herkese, deneyen, tarifimi deneyen herkese afiyet olsun.